Selamünaleyküm arkadaşlar. Opel'imizin şanzımanından neler değişti? Hemen şöyle göstereyim. Şu aynı motor, zaten bunu bilenler bilir. Şu grup dişlisi, yani grubu, bu değişti. Volan değişti. Sabah erken saatlere daha fönü patlamada idare edip. Baskı bolta değişti. Ve hidrolik bilyası değişti. Şanzımanım burada revizyon edildi içi. Bunda yanlış hatırlamıyorsam gözlük bilyalarla da iki tane diferansiyel bilyası da değişti. Onlar parçalandığı için çıkarken arkadaşlar sizlere gösteremiyorum. Şöyle geçeyim hemen. Volanımdaki boşluk şu kadar, zor yapıyorum. Öncesinde daha fazla vardı. Görmüştünüz zaten. Şimdi biz şanzımanı yerine atalım. Yerine attıktan sonra ben bu akis tarafından, önceki videoda yukarıya bir yere eklerim. Akis tarafından bir ses geliyor, uğultu geliyor mu diye kontrol edelim. Yani bize şanzımancımızın söylediği arkadaşlar. Çünkü işler yoğun olduğu zaman biz şanzımanı kendimiz burada toplamıyoruz, dağıtıp toplamıyoruz. Bu yüzden çekimler içerisinde de bu yok. Ama bazen de yani işler hafif oluyor. Biz kendimiz de söküp bakıyoruz. Şanzımancımızın bize söylediği, bunların ikisinin arasında bir uyuşmazlık var. Ve bu ikisini değiştirmem gerekiyor dedi. Yani ben gözle görülür bir şey görmüyorum ama tabii bu ikisinin boşluğu şanzımanın üstünde belli olur. Yani burada dışarıda belli olmaz. Yani büyük bir ihtimal bir sorun vardı diye de değiştiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilyalar da değişti. Volanı zaten göstermiştik size. Eğer bunu bu şekilde takmış olsaydık, bir önceki videoda bahsettiğim gibi, yaptığımız için hiçbir anlamı kalmazdı. Taşlama maçlama gerekecekti. Biz de o yüzden hem ses yapıp hem taşlama masrafındansa volan alıp taktık. Baskı bataya zaten biliyorsunuz. Bunu da riske alınmaz arkadaşlar. Kaç kilometredir çalışıyor. Eğer bu patlarsa tekrar bunun için şanzıman sökülmesi gerekiyor. Bu yüzden riske atmayıp bu bileği de biz değiştiriyoruz. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Şanzımanın yerine geçirelim. Ve bakalım bu ses gelmeye devam ediyor mu? Yaptığımız işin bir anlamı var mı? Olmuş mu? Olmamış mı? Hep birlikte çekelim. Şeffaf bir şekilde sizinle paylaşalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abdullah Usta Opel'i bitirdi. Muhafazasını vesaire her tarafını taktı. Şöyle göstereyim. Teste de gitti geldi ama ne oldu ne bitti tabii biz bilmiyoruz. O ara biraz yoğundum. Ben çekemedim. Videoyu bitiremedim. Şimdi Abdullah Usta lastikleri vesairesini taksın arkadaşlar. Davlumbazları geçiriyor. Lastikleri vesairesini taksın. Aracı burada ben yürütmesini isteyeceğim. Aracın içine geçip lifte kaldırıp yürütüp size bu sesin gidip gitmediğini göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bakalım sesimiz gitmiş mi gitmemiş mi, biz de merak ediyoruz. Burada bu videoyu yayınlayacağım abi, haberin olsun. Yok yok. Ne ben yok ya? He? Devlet mi yasak? Niye çıkıyorsun o zaman videolara? Yasak oğlum, bize yasak. Ne için diyorsun? Neyse, burada videonun kafası niye böyle saçma başladı derseniz eğer, orada bir Murat abi vardı. Şimdi o kendini göstermek istemiyor. O yüzden videonun başı saçma başlamış olabilir. Şimdi durum bundan ibaret. Buralarda falan biraz yağ kaçakları vesairesi var. Onları biz müşteriye tabii ki de belirttik arkadaşlar. Böyle böyle bir problem var diye. Şimdi Abdullah Usta yukarıda bunu bir çevirsin. Bakalım ses gitmiş mi gitmemiş mi. Sonra ilerleyen safhalarda bakacağız. Bir yol testi falan yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama bu şekilde de kapatabilirim. Yol testi de yapabiliriz duruma göre. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Vazlas. Vazlas. Arkadaşlar Opel'imizi topladık. Şimdi şanzımanı yürütmüştük biliyorsunuz. Yani dükkanda böyle mevzuları da sizinle paylaşayım. Böyle arada sırada laklak tabii, eğlence gülme olacaktır videoların içerisinde ki hani samimiyetimiz belli olsun. Abi ben senden ne istiyorum biliyor musun? Birinci vitese takıp yürütmeni istiyorum. Direksiyonla tam sağ yapmanı istiyorum. Yürüt. Abi ikinci vitesi almanı istiyorum. İki. Biraz gaz verebilirsin. 3
Şu anda herhangi bir ses yok. Önceki videoyla zaten bunu kıyasladığınızda aradaki büyük farkı anlamış olacaksınız arkadaşlar. Vites geçişleri vesaire arabanın gayet güzel. Test etmeye gerek yok. Umarım faydalı bir videomuştur diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu zaten çoktan beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer kanalımız işinize yarıyorsa abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri mutlaka açın ki bu tür videolardan haberdar olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir şey söylemek istiyor musun? İzleyen arkadaşlarımıza selamlar. Başka nereye selam göndermek istiyorsun? Bütün herkese, bütün arkadaşlarımıza, bütün abonelere. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fatih Bey bir el sallarsın lan. Yani sen çok şey bir adamsın böyle. Nasıl? Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın falan filan. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Şimdi dersiniz versiniz. Aman Allah. Motoru siz böyle mi gönderdiniz? Böyle mi teslim ettiniz? Hayır, böyle teslim etmedik. Temizleyip de teslim ettik. Onu da videonun arkasına ekleyeyim. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.